Gel bakalım. Hiç oturayım deme küçük hanım. Önce o eller güzelce yıkanacak. Sonra üstümüzdekileri değiştireceğiz. Ondan sonra tabletle oynayacağız. Bengisu. Bengisucuğum, kime diyorum? Bengisu. Ah, sizin ne işiniz var bu saatte evde? Daha mesai bitmedi. Allah Allah ya. İşim bitti, geldim. Evime gelmek için izin mi alacağım senden? Yok, estağfurullah da yani birden öyle karşımda görünce. Neyse, ben ocakta yemek vardı, ona bakayım. Hı hı. Koş koş, yetiştir hemen. Önceden görüştüğünüz ve ilgili olduklarını düşündüğünüz müşteri adaylarımızı düzenli olarak aramaktan kaçınmayın. Yani ölçüyü kaçırmadığınız takdirde bu ilgi onları da memnun edecektir. Randevu sistemiyle alakalı da karar karşı tarafa bırakmak kaydıyla 2 saat seçeneği... Yani 2 tane farklı saat seçeneği... Çok pardon, bu önemli olabilir. Efendim, aile toplantıdayım. Simay Hanım, Hakan Bey evde. Ne? Nasıl yani, niye bu saatte gelmiş ya? Ben de öyle söyledim ama azarladı beni. Ne yapacağımı bilemedim, ben de sizi aradım. Neyse tamam, sen şimdi sakin ol. Beni sorarsa da alışverişe git dedi, tamam mı? Bana bak, sakın panikleyip renk vereyim deme. Tamam, tamam Simay Hanım. Tamam hadi. Evet, nerede kalmıştım? Raporlar diyordum değil mi? Yok, onu geçmiştik. Randevu sisteminden bahsediyordunuz. Ha, doğru. Randevu sistemi. Evet. Oh, çok şükür geldiniz. Ya anca bu kadar erken gelebildim. Hakan nerede, anlamadı değil mi? Ya anlamadı, alışverişe gitti dedim. Oh, iyi, tamam. Da benim elimde torba yok. Neyse, artık ben bulacağım bir çaresini. Ya vallahi bir gün yakalanacaksınız diye çok korkuyorum. Yok, işte ben bugün yarın söyleyeceğim artık. Neyse, sen de çık artık. Çok teşekkür ederim. Tamam, iyi geceler. İyi geceler. Ali Baba'nın bir çiftliği var. Çiftliğinde horoları var. Ü diye bağırır. Çiftliğinde Ali Baba'nın... Ali Baba'nın bir çiftliği var. Çiftliğinde kuzuları var. Oh, benim kuzucum da buradaymış. Ne haber hayatım? Neredeydin? Ayla söylemedi mi? Alışverişe gittim Mengüsü'ye bir şeyler almak için. Öyle mi? Niye hiç elinde torba yok? Bana hediye mi aldın? Ne aldın? Yok, alamadım işte. Ya şu an her şey çok pahalı. Böyle 1-2 hafta hani indirime girince alırım dedim. Neyse, o zaman ben yemeği hazırlayayım. Ben de yardım edeceğim. Hadi gel, yardım et. Beraber yapalım. Hayır yani dün bir, bugün iki. Bülent'e iş teklif etmek ne demek ya? Ne demek yani? Simoş, bu çok güzel olmuş. Eline sağlık. Şifa olsun kuzucuğum. Ayrıca ben böyle tam yol aldım diyorum. Tam bunları barıştıracağım diyorum. Hop, Barış çıkıyor karşımıza. Ya niye, niye? Vallahi bence iyi yapıyor Başakçığım. Ya senin de yol aldığın falan yok. Bülent Sinan'ı sildi. Bence sen de kabullen artık bunu. Bence haksız da sayılmaz yani. Hem sen değil miydin evde oturmasından sıkılıyorum diyen? Bak, teklif de gelmiş. Hem Marmaris'e de gitmezsiniz. Yani işte orası öyle de, yani ne bileyim, böyle Bülent Sinan'ın karşısında görmek bir şey oluyor içim. Hiçbir şey olmaz canım. Gayet de güzel olur hatta bence. Diyorsun. Diyorum. Sen ne yaptın? Ehay
hayırlı olsun diyelim o zaman, dönmüşsün. Vallahi ne yalan söyleyeyim, sen Filya'dayım deyince biraz şaşırdım. Ama iyi olmuş. Yok be oğlum, döndüğün falan yok ya. Sinan gelmemiş bugün, Pelin'in de işi mi ne varmış? Arada öyle çocuklar. Ben de şey Pelin'in hatırına, çocukların hatırına çıktım geldim. Başka bir şey değil. Yani bu kadar mı? Bu kadar abi, ne olacak başka? Ha bir de şöyle bir şey var. Ben zaten yeni bir işe başlıyorum. Yani artık burası olmaz. Haydi, ne iş abi? Barış buralarda yeni bir mekan açıyormuş. Oraya müdürlük yapacak. Olmaz. Yapma Bülent, olmaz abicim. Ya tamam Sinan'la küssün, konuşmuyorsun, onu anladık da yani. Kazık da atma, bunca yıllık kardeşliğiniz var. Yakışmaz abicim sana. Ne alakası var abicim ya? Ya ne demek ne alakası var Bülent ya? O Barış denen adam burayı da Sinan'ı da batırmaya ant içmiş. Sen de ona böyle çanak mı tutacaksın? Yapma Allah aşkına. Hı. Hı mı? Hı. Ne nasıl ya? Ya yemin ediyorum vallahi de billahi de pes artık ya. Ne öfkeymiş arkadaş ya, ne öfkeymiş ya. Ne sırtıyorsun sen? Ne içiyorsun sen, ne bu? Ya kahve oğlum, ne olacak, Allah Allah. Anlamıyorsunuz hiçbiriniz, ben ne yapayım? Neyi? Bak, dostunu yakınında tut, düşmanını daha da yakınında tut demişler. Anladın? Benimki o kafa. İyi o zaman. Sen Sinan'ı affettin o zaman. Yok, o kadar değil. Sinan'ı hala affetmedim ama... O başka, bu başka abicim şimdi. O bizim aramızdaki bir mevzu yani. Kurdu kuşu emedecek değiliz adamı ayrıca. O kadar değil. Aslansın sen be. Şimdi bana bak. Ha. Sakın Sinan'ı tek kelime edeyim deme. Biraz bir yalnız hissetsin de aklı başına gelsin bakalım. Gelir gelir. Ya zaten onun aklı başına geldi de. Neyse. Kahve bana. Günaydın Simay Hanım. Günaydın. Misafiriniz geldi, odanızda sizi bekliyor. Misafir mi? Aa, ben kimseyi beklemiyordum. Kızlar da sen, onlar da işteler. Allah Allah. Bir haftadır gözünün içine bakıyorum. Belki doğruyu söylersin diye. Seninle daha çok vakit geçirmeye çalışıyorum. Ne bileyim, bir an gelir ve anlatırsın diye. Ama yok. Simay. Beni aptal yerine koymak sana hiç dokunmuyormuş ya. Yazık. Hakan. Bak ben böyle olsun istemedim. Allah aşkına ne istedin? Ne bekliyordun? Hakan. Dur gitme, konuşalım lütfen. Neyi konuşacağız? Söylediğim başka başka yalanları mı konuşacağız? Neyi konuşacağız? Ben sana şu zamana kadar hiç yalan söylemedim. Sadece bu. Simay, artık neye inanacağımı bilmiyorum gerçekten. Hakan, Hakan bak yemin ederim. Öyle bile olsa... Bu yeteri kadar büyük bir yalan. Simay. Evlilik bu kadar büyük bir yalanı kaldırmaz. Hakan lütfen, Hakan. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.